Selamlar arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün Small Stakes bir turnuvadayız. Small to Mid Stakes bir turnuva. Bu tonda 8-9 club var elimizde. 150-300 blindlar. 7 kişi oynuyoruz. Raise mi, limp mi? Raise etmemek için hiçbir sebep yok. Gayet standart oyun. Uzatılacak bir durumu yok yani. 9'a raise diyoruz. Small blind da, big blind da bize call ediyor arkadaşlar. Flop'ta gelen flop 2-6 queen. Şimdi check etsinler, sonra konuşacağım. Small blind'da, big blind'da check ediyor. Şimdi arkadaşlar, bu flop'la herhangi birimizin bağlantılı olması mümkün müdür? Bence pek değildir. Yani vurduysa queen vurmuştur. Üçümüzün range'inde de queen var. Yani burada özetle ne yapmalıyız sizce? Check mi etmeliyiz, c-bet mi etmeliyiz? Bence burada check etmeliyiz. Ama adam c-bet'lersek c-bet'lememizin sebebini şöyle açıklıyor. Birincisi backdoor flush draw'um var diyor. Burada herhangi bir vuracak club backdoor flush draw verir diyor. İkincisi de evet, bu board'da üçümüzün de herhangi bir şeye sahip olması zor. O yüzden ben bunu betleyebilirim diyor. Ama ben onun görüşünü söyledikten sonra size katılmıyorum. Check etmemiz gerektiğini düşünüyorum burada. Bu benim kişisel düşüncem. Çünkü neden check etmeliyiz? Birincisi rakip bizim elimizde bir şey olmadığını tahmin edebilir. Check raise'leyebilir bizi. Hadi diyelim bet ettik. Biri call etti. Turn'de ne yapacağız? Check mi geçeceğiz vesaire. Yani bizi sıkıntı yaratacak bir şeydir. Her potada yapışmanın bir anlamı yok. Yani flop belli. O yüzden bence check etmeliyiz. Adam c-bet'leyebiliriz diyor ama kendisi de check ediyor ilginç bir şekilde. Check ediyor ve turn'e gidiyoruz. Turn'de check geliyor. Small blind check ediyor. Big blind check ediyor. Bu noktada benim flop çekime istinaden ikisi de bet etmediyse ben adamların elinde herhangi bir şey olmasını beklemiyorum açıkçası. Bet ederlerdi yoksa. Ve benim için çok güzel bir kart. Şey hem river şey straight flush ihtimalim var. Hem de flush ihtimalim var. Aynı şekilde jack bunların range ile de bağlantılı olabilir. Yani betlemelerini beklerim ama bağlantılı olabilir. O yüzden benim gayet betlemem gerekiyor burada. Ne kadar betleyeceğim? Ortalama bir bet işimizi görür. 1.60K small blind folduyor. Big blind ilginç bir şekilde 3.60K'ya raise ediyor arkadaşlar. Bu beklenmedik bir hareketti. Yani hangi eller preflop call ediyor, flop check ediyor. Turn'de benim çekimi istinaden tekrardan check ediyor. Çok fazla el yok check raise yapabilecek. Yani bu check raise yaptıktan sonra ben adamın elinin güçlü olmasını bekliyorum. Dürüst olmak gerekirse. Peki bu check raise'i ben ne yapmalıyım? Call mu etmeliyim yoksa raise mi etmeliyim? Adamın elinde iyi bir şey olduğunu varsayarsak eğer, ki öyle olduğunu düşünüyoruz, re-raise etmemizin bir manası yok. Niye? Çünkü bizim, hadi gelin şeyimizi hesaplayalım. Word'u açayım hemen. Word bet. Equity'mizi hesaplayalım. Şimdi 8-9. 9 tane kağıt bizi flush yapar. Yani potu kazandığımızı varsayalım. Tek street kaldı. 9 çarpı 2 %18 buradan. Üstüne 10 gelirse de straight'imiz olur. 4 tane de 10 varsayalım. 2'den %8 de buradan. Totalde %26% şansla biz bu eli kazanıyoruz. Ha, biz check raise edersek bir de üstüne check raise'in fold equity'si var. Peki bunu oynamak istiyor musunuz burada? Kendinize sormanız gereken soru bu. Yani bunun üstüne gitmek istiyor musunuz? %26 şans artı check raise fold equity'sine gitmek istiyor musunuz? Ben istemezdim açıkçası. Her zaman da draw'lara agresif oynamak zorunda değilsiniz. Ben genelde draw'lara agresif oynamaktan yanayımdır her zaman için. Yani bunu da size videolarda söylüyorum. Ama bazı spotlar var ki yani bu spotta olduğu gibi bu adamın elinin güçlü olduğunu düşünüyoruz biz bu yaptığı hareketten. Artık bu adamın üstüne gitmenin bir anlamı yok. Gerçekten yok. Yani çünkü bu adam call edecek. Benim fikrime göre ne yaparsak yapalım biz. Bu turn check raise çok güçlü bir check raise. O yüzden ben %26 şans ve check raise fold equity'sine dayanarak bu river'a gitmek istemiyorum. Bu da yani call edeceğim anlamına geliyor. Ve call ediyorum. Pot 10K. Gittim river'a. River'da 10 geldi. Ve inanılmaz bir şekilde straight flush yakaladım. Takdir edersiniz ki çok yakalanacak bir şey değil. Şimdi burada ne yapıyor? Burada bu adam sürpriz bir şekilde bet ediyor. Şimdi çoğu oyuncuda ki bu bende de var arkadaşlar. Queen Jack 10 geldi. Ben mesela bunu live'da oynuyorsam ya da online'da oynuyorsam adamın elinde flash olabilme ihtimalini çok varsaymazdım. Yani flop'ta iki tane
aynı renk kart açılıp, yani aynı kart açılıp. Heh, yani flopta iki tane mesela club açılıp turn'de veya river'da bir tane daha açılsaydı flush ihtimalinin farkında oluyorlar. Olurdum. Ama burada 3 tane arka arkaya club açıldı ve o oyunun karmaşıklığıyla, o yani telaşıyla farkına varamayabilirsiniz. Ben bazen varamıyorum açıkçası. Ama burada bir flush ihtimali var mesela. Şimdi bu adam 5K bekliyor. Benim şunu sormam gerekiyor kendime. Tabii ki raise edeceğim, yani straight flush'ı tabii ki raise edeceğim ama raise'imin miktarını şey belirleyecek. Adamın range'ine olan itimadım belirleyecek. Yani bu adamın range'inde ne var? Ben ne kadar raise edersem adam o range'le call eder. Soru bu. Kendinize sormanız gereken soru bu. Yani tamam, ben bunu raise edeceğim de, yani adamın ben range'ine ne verdim? Atıyorum bir tane one pair verdiysem min raise yapabilirim. Two pair verdiysem işte 3K raise yapabilirim. Flush verdiyse, flush ihtimali de varsa all in gidebilirim gibi. Adamın range'inin gücüne göre ben bet'imi yapacağım ki alabileceğim value'yi maximize edeyim. Maximum value'yi alayım arkadaşlar. Bence bu adamın turn check'ine istinaden ve ben bu turn check raise'ine istinaden ve benim bu turn check raise'i kollamama rağmen river'ı hala betli olmasına istinaden adam elinin güçlü olduğunu bas bas bağırıyor. O yüzden benim burada all in girmemem için hiçbir sebep yok. Çünkü ben adamın ne yaparsam yapayım beni call edeceğini varsayıyorum. Ha, call etmeyebilir mi? Etmeyebilir. Ama ben call etmesini bekliyorum açıkçası. Bakalım burada ne yapıyor bu arkadaş? All in giriyor. Bu arkadaş da call ediyor. Ve potu ben kazanıyorum. Tabii ki. Yani normal olarak ben kazanıyorum. Ama bu adam videoda gösteriyordu. Tek kartını göstermiş elindeki. Bir tane kartı queen'miş. Muhtemelen tek queen'e yapmaz bunu. Öbür kartı da jack falandı. Yani elinde two pair'i falan vardı. Hani set olsaydı şey preflop'ta 3 betlemesini beklerdim. Hadi preflop'ta 3 betlemediyse turn'de kesinlikle betlemesini beklerdim. Check raise yerine. Check geçmek yerine yani. O yüzden ben two pair ihtimali veriyorum. Elindeki eli marginal eli, two pair de olsa böyle bir board'da marginaldır arkadaşlar, two pair. Yani hem aşağı hem yukarı flush ihtimali var, şey ihtimali var, straight ihtimali var. Çok agresif oynadı two pair'i ve bunun da bedelini ödedi. Sonuç olarak şöyle bu elden şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Draw'lara gelince, ben draw'ların üstünde çok duruyorum, biliyorum. Draw'lara gelince. Şimdi draw'lar karmaşık bir konu ama draw'larda şöyle temel bir mantık oturtabiliriz arkadaşlar. Bizim draw'u agresif oynamamızın amacı ne? Bir, elimizi açık etmemek. Yani range'imizi disguise etmek. İkincisi, range'imizi balance etmek. Yani her seferinde aynı spotta aynı şeyi yapıyor olmamak. Ki rakip bize ezberlemesin. Üçüncüsü de rakibe fold equity vermek. Yani elimiz rakipten kötüyken onu fold ettirmek. Bizim temel mantığımız, yani agresif oynamamızın temel mantığı bu üç dinamik üzerine kurulu. Ama bunu şöyle de, şu şekilde de değerlendirebiliriz. Mesela nerede call etmemiz gerektiğini. Burada call ettik mesela. Niye? Şöyle düşünebiliriz. Eğer yapacağımız call, mesela draw için, diyelim ki adam bir şey bet etti orada. Kaç kahve etmişti? 3K'ya mı 4K'ya mı ne çekeriz bir şey yapmıştı. Eğer bizim için bu draw'daki call matematik olarak iyiyse, matematiksel olarak biz bunu call edebiliriz. Yok değilse matematiksel olarak biz bunu raise edip veya re-raise edip adama vereceğimiz fold equity'ye bağlı kalabiliriz. Yani matematiksel olarak iyiyse call edin ve devam edin hele. Yok değilse raise edin. Hem range'inize disguise etmiş olursunuz, saklamış olursunuz, hem de rakibe fold equity vermiş olursunuz ve güçlü betleyerek rakibin elini fold ettirmeye çalışmış olabilirsiniz. Tıpkı buradaki gibi. Şimdi ben ne demiştim burada? Eli kazanmak için 26% şansım var. 9 karttan bir straight flush için 2 tane 4 tane de 10 var. Bir straight'ten 8. 26% şansım var eli kazanmak için. Ama sadece bu 26% şans değil aslında. Bunun yanında ben bir de büyük betleyerek rakibe fold equity veriyorum arkadaşlar. Bir mesele de bu aslında. Check raise'deki agresif oynamanın, draw'ları çok agresif oynamanın bir tarafı da bu. Rakibe ben fold equity veriyorum 26% şansın yanında. O yüzden agresif oynanıyor zaten. Ama matematiksel olarak iyiyse de call etmenin bazı spotlarda herhangi bir dezavantajı yok. Bu şekilde arkadaşlar, şunu lütfen iyi anlayın. Burada ne demek istediğimi. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi haftalar diliyorum herkese.